Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve evladihi ve etbahi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukleten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'une ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve a'udhu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. Bir Risale-i Nur okumasında daha beraberiz. Sözler Risalesi'ni okuyoruz. Sözler Risalesi'nde 5. söze kadar geldik. Dün itibariyle 4. sözü bitirmiştik. Fakat 4. sözü bitirdikten sonra son paragraftaki son cümle üzerinden aklıma bazı şeyler geldi. Onları da bugün paylaşmasam dersimiz yarım olur. Onunla başlayayım. Ondan sonra 5. söze geçelim. 5. sözdeki ayet üzerinden konuşmaya başlayalım. Şimdi 4. sözün sonunda deniliyor ki, namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Bunu çay şeker örneğiyle anlamaya çalışmıştık. Bu surette bütün sermayeyi ömrünü ahirete mal edebilir. Fani ömrünü bir cihette ibka eder. İşte bu son ifade, fani ömrünü bir cihette ibka eder ifadesi aslında dördüncü sözün başında yer alan Es-salatu imadüddin, namaz dinin direğidir hadisini de izah eder bir tarzda, aslında bir veçhini söyler bir tarzda arasında bağ kurabiliriz. Aklıma geleni şu, nasıl binanın varlığını devam ettiren sabit zeminle üzerindeki değişkenler arasındaki sütundur, yani zemin, binaya göre daha sabittir değil mi? Yeryüzü, zemin daha sabit bir şeydir. Bina o sabite dayanmakla varlığını devam ettirir. Ve bu dayanışı sağlayan da, bu mededi sağlayan da sütunlarıdır. Hal böyle olunca faniliğin bekaya inkılap etmesi, bekaya dönüşmesi, bekaya adanması da yine bir sütun vasıtasıyla olmalıdır. Çünkü beka da tıpkı dünyanın zemini gibi sabitedir. Beka alemi sabite alemidir. O sabite alemiyle bizim üzerinde iştigal ettiğimiz faniyat aleminin buluşması yine bir sütun vasıtasıyla olmalı. İşte bu sütun namazdır. Neden? Çünkü bize aradaki bağı nasıl kuracağımızı söyler. Ne konuşmuştuk önceki derste? Namaz demiştik. Zamanın zekatıdır. Yani zamanın nasıl bekaya çevrileceğini bize söyler. O dinamik ilişkiyi sağlar. Bunu genişçe konuşmuştuk, tekrar girmeyeyim. Ama biz şu an şu yaşadığımız alemde gayba nasıl dair olacağız? Gaybe nasıl ait olacağız? Gayba nasıl uyanacağız? Nasıl buradan ibaret kalmayacağız? Onun sırrı namazın içinde var. Hem içerdiği dualar, lafız-ı mübarekler itibariyle var. Elfaz-ı mübarek itibariyle var. Fakat bunun dışında o baştaki niyet, o adanma, dünyevi bir şeyden ahiret için vazgeçme ya da daha ulvi bir şey için vazgeçme, dünya dışı bir amaç için, dünya öte aşkın bir amaç için vazgeçme, daha orada bizi uyandırıyor namaz. Bundan ilerisi, bundan ötesi olabileceğini, fanilikten ibaret olmadığımızı bize hissettiriyor. Bu açıdan da hakikaten bir direk vazifesi var namazda. İnsanı faniliğin içinden bekaya bağlıyor. Hani direk olmasının bir manası da böyle anlaşılabilir diye aklıma geldi dün. Onu paylaşmamıştım. Bugün paylaşmış olduk. Dördüncü söze böyle bir tatlı vazifesi görecek bir şey daha eklemiş olduk. Pekala, şimdi 5. söze başlayalım. İnşallah yine çok uzatmadan bir saatte bitiririm diye umuyorum. 5. söz. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allah'a
İnne Allaha me'allezine takav vellezine hum muhsinun. Bu ayet Nahl suresinin 128. ayetiymiş. Bir daha okuyayım. İnne Allaha me'allezine takav vellezine hum muhsinun. Kısa bir meali şöyle, Nahl suresinin 128. ayetinin kısa bir meali burada verileni şöyle. Şüphesiz ki Allah takvaya sarılanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir. Şüphesiz ki Allah takvaya sarılanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir. İyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir diye burada açılmış. Tabii ki de meal bir yorum. Ama burada geçen ifade muhsinun. Yani muhsinlerle beraberdir Allah. Öyle anlıyorum ben. Tabii ki de bu verilen mana yanlış bir mana değil. Yani Cenab-ı Hakk'ın muradından bir tanesi de bu olabilir. Cenab-ı Hakk'ın kelamı bizim kelamımız gibi birkaç murat veya bir murat üzere değil. Onunla muhatap olacak insanlar, canlılar, varlık sayısınca, hatta Cenab-ı Hakk'ın şanı rububiyetine yakışacak şekilde birçok manayı barındırıyor olabilir. Onların sarih manası var, işari manaları var. Yani birçok mana Kur'an'ın ayetlerinden çıkarılabiliyor. Ama ilk hak sünnet-i seniyenindir. İlk hak aleyhissalatü vesselam Efendimizindir. Sahabenin anladığıdır. Onlarınki esastır. Sarih mana odur. Hükümler o manadan çıkarılır. Daha sonra mesela batıni şeyler, ehli tasavvufun çıkardığı manalar, ne bileyim böyle müfessirlerin çıkardığı işari manalar, daha farklı katmanlar, bilimsel tefsir mesela bugün yine alt manalar çıkarıyor o ayetlere. Bunlar bizim hakkımızdır. Bizim ya da daha lokal alanların hakkıdır, kişilerin hakkıdır. Bu da vardır ama o sarih manayla çelişemez. Öyle bir hakkı yoktur. Sarih mana, ilk anlaşılacak sünnet-i Resulullah'ın hakkıdır. Yani o tayin eder. Çünkü en cami muhatabı odur. En külli fehim ondadır. Zaten muhatabı da odur. Hem açık, hem metluf, hem gayri metluf vahiy ile beslenen aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. Ve esbab-ı nüzule bizzat şahitlik eden de sahabedir. Ondan sonraki hiçbir sosyolojinin, hiçbir neslin, hiçbir insanın istedikleri kadar zeki olsunlar, istedikleri kadar kitap okusunlar, istedikleri kadar çalışsınlar. Onlar kadar bir hakkı yoktur sarih mana üzerinde, hükümler üzerinde. Yani biz zamana işte evrimci tarih anlayışı gibi inanmıyoruz böyle. Azdan çoğa gider, insanlık giderek gelişiyor falan demiyoruz. Vahyin indiği ortam en yükseğidir. Ona yetişilmez artık. O bir akrebiyet tecellisidir. Ondan sonra bizim emeklerimiz, çalışmalarımız bunlar kurbiyettir. Kurbiyet akrebiyetin yerine asla geçmez. Bir veli ne kadar çalışsa çalışsın nebi gibi olamaz. Çünkü nebiye Cenab-ı Hak lütfetmiştir. Akrebiyetiyle tecelli etmiştir. Artık velinin kendi sayıyla onu geçmesi mümkün olamaz. Yani bunu şöyle bir örnekle anlayalım. Diyelim ki bir padişaha iki kişi beraber çalışıyorsunuz padişahın gözüne girmek için. Bir taneniz işte çok çalışıyor falan filan işte askerlikte şöyle yapıyor böyle yapıyor. Diğeri de başka bir yerde askerlikte. Şimdi öteki çalışsın. Normal askeri hiyerarşi içinde atıyorum kaç yılda bir kıdem alıyorlar? 5 yılda bir kıdem alıyorlar diyelim. İşte yüzbaşı olsun, yarbay olsun, albay olsun. 15 senede alacağı mesafe budur. Atıyorum. Ya da 20 senede, 30 senede. Ama diğeri diyelim Cenab-ı Hakk'ın özel bir ihsanına maruz kalıyor. Diyor ki ben seni diyor onbaşılıktan, yüzbaşılıktan doğrudan general yapıyorum. Şimdi öteki artık 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 kaç sene çalışırsa çalışsın diğeri gibi olamaz. O birden sıçratıldı çünkü o şeye, mertebeye. O bir akrebiyet oldu. O padişahın özel lütfu oldu. Diğerinin çalışmasıyla o olmaz. Bir yılda belki bir günde onbaşılıktan general oldu. Öteki 15, 20, 30, 40 senede belki yükselemeyecekti o mertebeye çıkamayacak asla. Belki o kapı hiç açık değil yani. Kurmaylık alamadı diyelim.
albayla kurmaylık alamazsa ne oluyor? Albaylıktan emekli oluyorlar gibi. Nübüvvet de öyledir. Cenab-ı Hakk'ın özel tecellisi vardır orada. Akrabiyeti vardır, ihsanı vardır. Yok işte filozoflar peygamberlerden önceymiş, yok işte evliyalar peygamberleri geçermiş. Onlar olmaz yani, ehl-i sünnette biz böyle bir şeye inanmıyoruz. Nübüvvetin yerini hiçbir şey dolduramaz. Cenab-ı Hakk'ın akrabiyetinin yerini kurbiyet şeyleri dolduramaz. Çabalarla o mesafe alınmaz yani. Cenab-ı Hakk'ın ihsanı başkadır. O ihsanın yerini insanın sahi dolduramaz. Buraya nasıl geldik? Herhalde ayet-i kerimeyi konuşurken geldik. Şüphesiz ki Allah takvaya sarılanlarla iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlar beraberdir. Muhsinun kelimesini konuşuyorduk. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cebrail Aleyhisselam bir kere geliyor biliyorsunuz. Dıhiye radıyallahu anh suretinde ya da yabancı birisi ama üzerinde Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor galiba. Geldi diyor, Mescid-i Nebevi'ye oturdu. Peygamber Efendimiz de böyle dizi dizine değecek şekilde oturdu. Ama diyor üzerinde seyahat izi yoktu. Yani seyahat izi nedir? Yolculuk yapan insan böyle toz olur, kir olur, çamur olur, pis olur. O kolay değil yani eski şartlarda seyahat etmek, şimdiki gibi değil. Otobüse falan binmiyorsunuz, kapalı bir alan yok. Devenin sırtında yeri geliyor, iniyorsunuz, namaz kılıyorsunuz, tekrar biniyorsunuz falan filan. O yolculuk şeyi, meşgalesi çok. Üzerinde diyor seyahat izi yoktu ama tanıdık birisi de değildi. Ha, demek ki Dıhiye radıyallahu anh'ın suretinde gelmemiş. O öyle gelse Hazreti Ömer de tanır radıyallahu anh. Yani yabancı birisi olarak gelmiş. Parlak yüzlü, temiz kıyafetli birisi olarak gelmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diz dize değecek şekilde oturmuş. İman nedir, İslam nedir, ihsan nedir diye sormuş. Bilirsiniz zaten meşhur bir hadis. İhsanı ne diye tarif ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada? Cenab-ı Hakk'ı görür gibi ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görüyor. İhsan makamı böyle bir makam. Şimdi burada muhsinun kelimesiyle bu hadis arasında bir bağ kurarsak, eğer kurmaya hakkımız varsa Allahu Alem kaydıyla söyleyelim bunu. Yani o makamda olanlarla Allah beraberdir bir açıdan da. Bu mana da yanlış değildir yani. İhsan makamında yaşayanlarla Allah beraberdir. Çünkü onlar her zaman onun şuurunda olurlar zaten. Varlığa da öyle bakarlar. Yani ihsan makamı bir ismillah. Bismillah'ın belki zirvesidir. Yani bir yanda bizim işte kuru ağzımıza aldığımız, dilimize aldığımız bismillah var. Bir de o manayı tas tamam hayata taşımak var. Bismillah, ihsan makamı. Bunların arasında böyle bir bağ var gibi yani. O yüzden birinci sözle beşinci söz arasında da böyle bir bağ oluşuyor ister istemez. İnsanın aklına geliyor. Yine Allahu Alem kaydıyla söyleyelim. Peki buradaki mana bize ne anlatıyor ayet-i kerimedeki ve bunun beşinci sözde ne ilgisi var? Yani beşinci sözde bu nasıl tefsir edilecek? Dördüncü söze dönersek, dördüncü sözde namazın ehemmiyeti bize anlatıldı. Müslüman'da gördüğü iş anlatıldı. Onun zamanla ilişkisi ve zamanın Allah'la ilişkisi. Yani zaman üzerinden bizim Allah'la kurduğumuz dinamik ilişki anlatıldı. Namazla olan bir şey bu ancak. Yani namaza zamanı sarf etmek, Cenab-ı Hak'la aramızda 24 saatte bir saat kurulan, günde 5 defa 24 saatte bir saat kurulan bir ilişkiye dönüşüyor. Ve çayın şekeri gibi bütün zamana sirayet ediyor oradan. O düşünüş, o dualar, orada okuduğumuz Fatiha, Tahiyyat, Sübhaneke, kısa sureler, tesbih cümleleri, tazim cümleleri, onlar hep hayatımıza sirayet ediyor. Çünkü neden? Biz zamana bir kaşık oradan attık. Bir kaşık namaz attık zamanın içine. Böylece o tat tamamına yayılmaya başladı. Zaten o sondaki paragrafta da bu mana söylendi şiddetli bir şekilde. Başladı onu konuşarak girdik. Şimdi orada zaten namazı şey yapıyor. Burada bir daha namaz gelecek karşımıza. Oradaki namazla buradaki namazın farkı ne? Allahu Alem buradaki
daha şuurunda bir iş. Yani şuradaki adam namazı kılıyordu, onun Cenab-ı Hak'la özetle bir ilişki kurduğunu anlamıştı. Yani onun sayesinde Cenab-ı Hak'la zaman üzerinden bir ilişki kurduğunu anlamıştı. Ama buraya geldiğinde artık bu namaz mevzusu onun sadece namazında değil, bütün hayatında olacak. Bütün hayatı namaz gibi olacak. Ne diyordu bu ayeti kerimenin kısa mealinde? Şüphesiz ki Allah takvaya sarılanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir. Yani namazın sırrı Allah'la beraber olmak. O beraberlik sırrı da yerinde durmayacak, taşıyacak. Bütün hayatı sirayet edecek bir bakış açısı olarak. O zaman da onunla hayat kolaylaşacak. Bakınız, Allah'ın beraber olduğunun anılması sırrında bu var. Hatırlarsınız, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizle hicrette bir mağarada kaldıklarında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh korkuyor ama kendi nefsi adına mı? Hayır, Efendimiz aleyhissalatü vesselam adına korkuyor. Yani o bir peygamber, eğer ona bir şey olursa vahiy kesilecek, yani bu insanlıkla vahyin ilişkisi kesilecek. Endişeleniyor, dertleniyor, hüzünleniyor. Efendimiz ona cesaret veriyor. Korkma, Allah bizimle beraberdir. Aynı mana, bakınız burada da var. İnna Allaha me'allezine takav vellezine hum muhsinun. Korkma, Allah bizimle beraberdir'in bir farklı şeyi bu yani. Buradaki ifade. O beraberliği Efendimiz niye hatırlattı? Yani işlerinin kolay olacağını, böyle korkulası bir durumlarının olmadığını söylemek için, cesaret vermek için söyledi. Burada da bu ayet, işte önümüzdeki temsille beraber, o iki asker temsilini okuyacağız şimdi. Onunla beraber ele aldığımızda Allah'la beraber olmanın hayatı kolaylaştırdığını göreceğiz. Ya da şöyle söyleyelim, takvaya sarılmanın, iyi kullukta bulunmanın, bu ikisinin hayatı da kolaylaştıran bir yanı olduğunu göreceğiz. Yani sadece namaz kılmakta kalmıyor. Oradan hayata da taşan bir rahatlık, bir huzur, din kolaylıktır. Hadisi sırrınca diyor ya Efendimiz din kolaylıktır diye. O kolaylığın her tarafa yayıldığını, o dinden taşıp yaşamayı da kolaylaştırdığını göreceğiz. Buradaki ayette böyle bir şey var. Yani bu beraberliğin hatırlatılmasının sebebi Cenab-ı Hakk'ın o kulunun yaşayışında, tasarrufunda isimleriyle, sıfatlarıyla, şenleriyle yanında olduğunu, onun işlerinde gözetmen olduğunu, vekili olduğunu anlatmak için. Bir de şu var, zaten kainat İslam üzere yaratıldığı için, evet, yani kainat da İslam üzere yaratılmış. Aslında bizim şeriatımız kevni şeriatın bütünleyicisi. Biz kelam isminden gelen bir şeriatla muhatabız. Kainat kevn, yani yaratılan bir hallakiyetten gelen bir şeriatla devam ediyor varlığı. Bu iki şeriatın arasında bir uyum var. Ancak bizde böyle irade var olduğu için, biraz kendimize bırakıldığımız için seçimlerimizde, bize de ayrıca şeriat gelmiş ki o büyük şeyle, resimle uyumumuzu devam ettirebilelim diye. Yoksa biz nasıl uyumumuzu devam ettireceğimizi bilemezdik. Dolayısıyla o şeriata uyduğumuz zaman kevni şeriata da uymuş oluyoruz biz. Bütünlüğü yakalamış oluyoruz. Zaten kainat tevhid üzerine, zaten kainat Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sı üzerine. Hal böyle olunca şeriatıyla ne denli haşır neşir olursak, ne denli ittiba edersek, yaşarsak, biz de o kadar yine o bütünün parçası olmaya yatkınlaşıyoruz. Bu da bizim orada tecelli eden Esma ile daha çok beraber olmamızı sağlıyor. Burada şöyle bir soru gelebilir. Peki kafirler de Cenab-ı Hakk'ın, yani Cenab-ı Hakk'ın isimleri, sıfatları kafirlerle beraber olmuyor mu? Onların eyleyişlerini kim yaratıyor? Elbette onları da Allah yaratıyor, ancak Cenab-ı Hakk'ın razılığı olmuyor onların işlerinde. Cenab-ı Hak yaratır, sırrı imtihan gereği,
ama her yarattığından razı olmaz. Günahı da Allah yaratır ama o günahtan razı değildir. Onaylamamıştır, muradı o değildir. Ancak imtihan gereği senin de istediğini, onun da istediğini yaratıyor. İmtihan böyle devam ediyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı yaratışlarında celal tecellisi yoğun olur. Razı olup yarattıklarında cemal tecellisi parlar. Biz neden dünyada işlediğimiz hayır amellerimizde ahirette güzellik umuyoruz? Çünkü cemal tecellilerinin gölgesine girdiğimiz için. Kafir niye cehennemde azap görüyor? Celal tecellisinin gölgesi altına girdiği için. Yani o Kahhar, Cabbar gibi isimlerin gölgesi altına girdiğinden onların şeyiyle cehennemde muamele görecek. Çünkü o tarafı seçti. Biz ise cemal tarafını seçtik. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu yaratışların altına sığındık. İnşallah cennette onun mükafatını göreceğiz inşallah. Duamız, umudumuz o. Yani ayet-i kerime bana bunları düşündürdü. Şüphesiz ki Allah takvaya sarılanlarla iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir cümlesi. Onlar için hayat daha kolay olacak demek. Onlar hayatı daha huzurlu yaşayacaklar. Daha rahat hareket edecekler. O baştaki birinci sözdeki şeye dönersek, alanı her yerde selametli gezdi diyordu ya, daha selametle gezecekler. Ama bu sefer de şunu sorabilirsiniz, diyebilirsin. Ya Ahmet böyle diyorsun ama Müslümanların da hali ortada. Ya Müslümanların hali Müslümanlıktan değil. Bak burada şeyi de yapmıyorum, şu hatayı da yapmıyorum. İşte Müslümanlar suçlu değil de işte Müslümanlar, işte İslam suçlu değil de Müslümanlar suçlu falan böyle bir şey de demiyorum. Müslümanların şu anki hali Batı'nın şeyinden, tasallutundan. Yani çoğu bölgemiz bizim karışık ve o karışıklığın sebebi ehli küfür. Ha biz izzetimizi niye koruyamadık? Tamam orada bir kabahatimiz var. Ama bunun doğrudan bizim şeyle bir ilgisi yok, İslamlığımızla. Yani İslam olmak sömürü altında yaşamayı gerektirmiyor. İslam olmak zulüm altında yaşamayı gerektirmiyor. Aksine, bunun aksine emreden şeyler var bizde, naslarımız var, hükümlerimiz var. Demek ki bu anki durumumuz, şu anki durumumuz İslam'dan değil, Müslümanlıktan da değil. Bakınız, ana genel başlık olarak söylüyorum, Müslüman olmaktan değil bu yaşadıklarımız. Kafirlerin küfründen gene. Burada da şey yapmayalım yani, kimisinde öyle bir hastalık var. Ya diyor Batı'nın ne suçu var? Biz kendimize yapıyoruz. Ya Batı'nın suçu var. Ne demek biz kendimize yapıyoruz? Yani şimdi Irak'ta 1 milyon tane Müslüman öldü. Biz kendimize yapıyoruz. Onlar gelmeseydi biz kendimize bir şey yapmıyorduk. Hani yapıyorsak da az yapıyorduk yani. Belki onun bir süreci vardı. Ondan da kurtulacaktık. Onların bizi kurtardık diye gösterdikleri adamları da zaten onların adamları da. O başımızdaki belalar da onlardan da. Onları kim getirdi başımıza? İşte onlar. Desteklediler, beslediler. Sonra da bizi kurtardılar onlardan. Hani kurmaca bir düzen. Bu açıdan ne İslam'ı ne Müslümanlığı suçlamayalım. Ve bir de şu var. Bu hali durum, bu hale rağmen, hani siyaseten bu karanlık tabloya rağmen yine de Müslümanlar kalplerinde cennetle yaşıyorlar. Bundan da şüphe etmeyelim. Yani Batı'nın dışı böyle janjanlı, bizim dışımız böyle pörsümüş gibi duruyor diye içimiz hakkında şüpheye düşmeyelim. Hakikat yine bizde, maneviyat yine bizde, ruh yine bizde. Bunun da tesirleri zamanla ortaya çıkıyor. Hele hele işte Batı'nın artık o zamanların çöktüğü, güneş batmayan imparatorluk diyorlarmış İngiltere'ye mesela. Şimdi İngiltere'nin öyle bir hali mi kaldı? İşte yavaş yavaş o zamanı geçiyor onların da. Yükseliş dönemleri kapandı 2. Dünya Savaşı'yla. Artık düşüş dönemleri başladı. Bakıyorsunuz onlarda da böyle kaynamalar var. Öyle şey değil. Çok da çiçek böcek dönemleri kalmadı yani. Şüpheye düşmeyelim. Hakikaten İslam hayatı kolaylaştırıyor. Birebir psikolojide zaten işi kolaylaştırdığı için bütün de mutlaka kolaylaştırıyor. Birebir de Müslüman daha huzurlu yaşadığı için elbette bütün de yine derlediği, topladığı mutluluk oluyor. Fakat işte o siyasi tablo, o küfürle, ehli küfrün şeyi, hileleri, oyunları, zulümleri
midemizi bulandırıyor. Sadece oraya bakmayalım. Öyle bakarsak algımız bozulur. Dinimizden emin olalım. Pekala, ayet-i kerimeyi epeyce konuştuk. Takvanın, iyilik yapmanın ve iyi kullukta bulunmanın Allah'ın cemali tecellisini bizim yanımıza çektiğini, bunu bizim çekmemiz de değil de onun bahşettiğini, zaten razılığı onda olduğu için o isimleriyle bizi gözettiğini, vekilimiz olduğunu, hasbünallah ve nimel vekil sırrıyla bunun da yaşamayı kolaylaştırdığını bu ayetten ders alıyoruz. Nahl suresinin 128. ayeti. Zaten şimdiki temsil ve ondan anlatılacak hakikatler de böyle bir perspektifi bize sunacak. Yani dördüncü sözdeki namaz, o zamana katılan şeker, burada çayın tamamına yayılıyor. Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek ne derece hakiki bir vazife-i insaniye ve ne kadar fıtri, bakın ilk defa bu kelime geldi galiba, fıtri kelimesi, ne kadar fıtri, münasip bir netice-i hılkat-i beşeriye olduğunu görmek istersen, şu temsil hikayeciye bak, dinle. Yani namazın ve günahlardan kaçınmanın, büyük günahlardan kaçınmanın iki şeyini söyledi bize. Bir, hakiki bir vazife-i insaniye, yani insana yakışan bir şey. Bir erdem olarak, bir fazilet olarak, bir kıdem olarak, böyle işte insani anlamda söylüyorum, işte kıdem almak derler ya, o onlar açısından düşünüldüğü zaman günah, büyük günahlardan sakınmak da namaz kılmak da insana yakışan bir şey. Ya insana yakışmayacak bir şey var mı bu ibadetlerin veya günahtan kaçınmanın? Bilakis hani öyle bir insanı gördüğünüz zaman diyorsunuz hani hakikaten insan gibi insan diyorsunuz. Karakteri var, oturmuş, olgun, dengeli, bir istikameti var. İnsanlığa yakışır bir davranış. O açıdan da peki diğer açısına ne kadar fıtri, yani yaratılışımız üzerine münasip, uygun bir netice-i hılkat-i beşeriye olduğunu görmek istersen şu temsil hikayeciye bak, dinle. Hem insanı yapılınca yücelten bir şey, yani insanın insanlığını arttıran bir şey, hem de zaten fıtratı onun üzerine, karakteriyle de uyan bir şey. Hani yaptığınız sizi yücelten bir şey olur ama fıtratınıza uymaz. Nasıl bir örnek verelim? Ya mesela işte şimdilerde ne üstünlük sağlıyor diyelim? Üstünlük sağlayan bir şey. Bir örnek bulalım ona. Ya atıyorum mesela parende atmak. Çok kurmacı oldu ama diyelim insanlar şeyi çok takdir ediyor. Ellerin üstünde gezersen böyle insanlar seni çok beğeniyorlar. Vay çocuk ellerin üstünde geziyor falan filan, ne kadar yetenekli diyorlar. Bu toplumsal şey açısından bir üstünlük sağlıyor mu bize? Eğer toplum onu övüyorsa bir üstünlük sağlıyor. Ama fıtri mi? Hayır, değil. İnsan ellerin üstünde yürümek üzerine değil, ayakları üzerinde yürümek üzerine yaratılmış. Veya ne diyelim, ya takla atarak giden bir adama millet çok takdir ediyor. Bak ne güzel takla atıyor falan. Tamam, toplumun takdiri bunun üzerine olabilir. Bunu fazilet sayabilirler. Ama fıtrata uygun değil. İşte geçen örnek verdiğim filmde Amerikan futbolu ya da boks. Amerikan futbolu oynayanlar ilerleyen yaşlarında deliriyorlarmış. Hepsi belki değil ama büyük kısmı. Niye? Çok sert darbe aldıklarından böyle kafalarına falan. Şimdi tamam, toplumun değer yargılarına göre iyi oynayan bir futbolcu çok takdir topluyor. Büyük insan oluyor ama fıtri mi? Değil, çünkü vücut reddediyor, böyle yapma diyor. Veya işte boks, toplum çok takdir ediyor. Boksör, o ne yiğit adam falan diye. Ama o boks yapanlar ilerleyen zamanlarda ne oluyor? Böyle kafaları yerinde durmuyor. Muhammed Ali nasıldı? Böyle kafası yerinde oynuyordu merhumun. Niye? O beyine çok darbe aldıklarından zarla işte şeyin arasındaki bağ kopuyormuş, inceliyormuş. Yaşlanınca da ortaya çıkıyormuş falan filan, öyle diyorlar. Yani hem insaniyete yakışması güzel, parlatması güzel bir vazife olarak, hem de fıtri olması güzel. İki yönüyle de güzel. Ve bu ikisi bir araya geldiği zaman nurun ala nur oluyor. Evet.
bu mesela fıtratla şeyin uyuşması çok önemlidir. Normal gündelik yaşamda muvaffakiyet için de önemlidir. Ya Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın fıtratı, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın fıtratı bir mi? Değil. Ama ikisi de kapı gibi Müslüman yani, taş gibi Müslüman. Ama o başka, o başka. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunları böyle sahabelerini tırnak törpüsüyle, testereyle hepsini bir şekle sokmaya çalışmamış. Farklılıkları da gözetmiş, ihmal etmemiş. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan da Hazreti Ebubekir gibi birebir ona benzemesini istememiş veya Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'dan Hazreti Ömer gibi olmasını istememiş birebir. Neden? Biliyor çünkü Cenab-ı Hakk'ın her birimizde Esma-ül Hüsna'sı farklı oranlarda, farklı renklerde yansıyor. Onun da bizde oluşturduğu bir fıtrat var. Vazifelerimiz fıtratımızla uyduğu zaman inkişaf ediyoruz. Hani vazife-i insaniye ile hılkat-i beşeriye uyarsa inkişaf ediyoruz. Yok uymuyorsa akim kalıyoruz. Bir insanda liderlik özelliği yok ama ona liderlik verdiniz. Olmuyor. Ya da bir insanda liderlik özelliği var, ona aşağıda bir eleman, itaatkar bir eleman olma şeyi verdiniz, yine olmuyor. Yani ata ot, ite et vermek lazım, aslana et vermek lazım ya da. O ölçüyü tutturamazsanız muvaffakiyet olunmuyor. Burada ikisi beraber olursa muvaffak olunacak bir şey zikrediliyor işte. Bir vazife insaniye ve ne kadar fıtri, münasip bir netice-i hılkat-i beşeriye olduğunu görmek istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Seferberlikte bir taburda biri muallem, vazife perver, diğeri acemi, nefis perver iki asker beraber bulunuyordu. Vazife perver nefer, talime ve cihada dikkat eder, erzak ve tayinatını hiç düşünmezdi. Çünkü anlamış ki onu beslemek ve cihazatını vermek, hasta olsa tedavi etmek, hatta indel hace lokmayı ağzına koymaya kadar devletin vazifesidir. Ve onun asıl vazifesi talim ve cihattır. Fakat bazı erzak ve cihazat işlerinde işler. Kazan kaynatır, karavanayı yıkar, getirir. Ona sorulsa ne yapıyorsun? Devletin angaryasını çekiyorum der. Demiyor nafakam için çalışıyorum. Bakın ne yapıyorsun diye sorulsa devletin angaryasını çekiyorum der. Demiyor nafakam için çalışıyorum. Kendini bir bütünün içinde tarif ediyor. Yukarıya dönelim, tekrar başlayalım konuşmaya. Seferberlik yine bir yolculuk hali gibi. Bir sefer zamanı yani. Seferberlik aslında terim anlamı savaş zamanı gibi bir anlamda kullanılıyor ama sefer yolculuk demek. Asıl manası bu demek. Bir taburda bir muallem. Vazife perver. Muallem neymiş? Muallem öğrenim görmüş, eğitimli kişi demekmiş. Vazife perver yani vazifesine düşkün. Diğeri acemi, amatör, nefis perver. Ben merkezli, hodbin, bakın diğer sözlere bağlanıyor. Diğeri hodbin, nefis perver. Diğeri öbeteki vazife perver, hüdabin demek ki. O da ona denk gelecek. İki asker beraber bulunuyordu. Vazife perver olmak, bütüne göre hareket etmektir. Bütünün içinde bir yer işgal etmekle mutlu olmaktır. Uyumlu bir eleman, bir şirketin mesela uyumlu elemanı, kendi varlığından ziyade o şirketin içindeki varlığıyla mutlu olur. Bütün ettiği hizmetle mutlu olur. Yeri gelir fedakarlık yapar kendinden. Niye? O büyük şey daha büyüsün, daha iyi çalışsın. Benim mutluluğum o kadar da şey değil der mesela. Biraz kendini geri çeker. Büyüklüğe doğru adar kendini yani. Büyük resme, büyük manzaraya, büyük fonksiyona adar kendisini. Yerini bilir. Diğeri acemi nefis perver. Bu da nefis perver. Kendini kollamaya çalışıyor. Bütünlükten çok şey değil. İlgili değil. Onlarla ilgilenmiyor. Büyük amaca pek göz kırpmıyor.
asıl kendi varlık sahasıyla, kendi bütünlüğüyle, ben dediği şeyle ilgili. Onun menfaatini kolluyor. İki asker beraber bulunuyordu. Vazife perver nefer talime ve cihada dikkat eder. Erzak ve tayinatını hiç düşünmezdi. Bakın büyük resmin gerektirdiği, kendisine yüklediği şeylere dikkat ediyor. Talim, cihat. Asker ne için var? Talim ve cihat için. Erzak ve tayinatını hiç düşünmezdi. Yani askerin vazifesi yiyecek sağlamak mı? Değil. O başka bir vazife, başka bir yere ait. Çünkü anlamış ki onu beslemek ve cihazatını vermek, hasta olsa tedavi etmek, hatta indel hace ihtiyaç halinde lokmayı ağzına koymaya kadar devletin vazifesidir. Şimdi devlet sizi topladı, cepheye götürdü. Şimdi cepheye gittiniz, siperlere yattınız, elinizde silah. Oradaki durumunuz size ne düşündürür? Benim vazifem düşmanı kollamak, düşmana sıkmak, dikkatli olmak, işte sızmaları engellemek, karşı koymak vesaire. Şunları düşünmezsiniz yani. Ya işte buraya geldim ki örgü öreceğim. Veya buraya geldim ki işte yemek pişireceğim. Buraya geldim ki veya ot yolacağım. Böyle düşünmezsiniz. Neden? Eğer onlar yapılacaksa da onların farklı görevlisi var. Benim bulunduğum yere göre başka bir vazifem var gibi duruyor dersiniz. İşte vazife perver nefer durumun farkında. Büyük resimde nereye düştüğünü anlamış. Kendi vazifesine konsantre olmuş. Ben diyor buradayım, bunu yapacağım. Fakat bazı erzak ve cihazat işlerinde işler kazan kaynatır, karavanı yıkar getirir. E oluyor mu? Oluyor. Askerde de bu vazifeleri yapıyoruz. Nöbetçi oluyor. Arada bir o görev size veriliyor. Tabakları falan siz getiriyorsunuz. Yemeği siz dağıtıyorsunuz vesaire. Ama bu sizin asıl görevinizin ne olduğunda sizi şüpheye düşürmüyor. Bu diyorsunuz gelişici bir vazife bu. Çarkın dönmesi için lazım. Ona sorulsa ne yapıyorum? Devletin angaryasını çekiyorum der. Yani devletin verdiği işi yapıyorum. Demiyor nafakam için çalışıyorum. Yani nafakam için çalışıyorum. Kendi varlığımı devam ettirmek için buradayım demiyor. Devletin verdiği bir sorumlulukla bunu şimdilik yapıyorum diyor. Orada yine dediğim gibi büyük resme bir uyanış var. Kendi görevini doğru şekilde tespit edip görevinin dışındaki alanlara ikincil gözle bakmak. Yani biraz daha böyle onu şey seviyeye indirmek. Olsa da olur, olmasa da olur seviyesine indirmek. Detaylaştırmak bir nevi. Ana merkezi ana göreve vermek. Ama o işte o görevi tespit de bütünü bilmekle oluyor. Bütüne göre hareket etmekle oluyor. Bu da işte bizi yine ayete götürüyor. Allah bizimle beraberdir. Bütünü görmek de öyle olur işte. Yani Allah'ın seninle beraber olduğunu anlarsan bütünü görürsün. Oradaki tayinin de seni doğru yerde tutar diyelim. Diğer şikemperver ve acebi nefer ise talime ve harbe dikkat etmezdi. O devlet işidir. Bana ne derdi? Daim nafakasını düşünüp onun peşinde dolaşır, taburu terk eder, çarşıya gider, alışveriş ederdi. Bir gün muallim arkadaşı ona dedi. Müsaadenizle pardon. Birader, asıl vazifen talim ve muharebedir. Muallim arkadaşı eğitimli olan ona diyor. Sen onun için buraya getirilmişsin. Padişaha itimat et. O seni aç bırakmaz. O onun vazifesidir. Hem sen aciz ve fakirsin. Her yerde kendini beslettiremezsin. Hem mücahede ve seferberlik zamanıdır. Hem sana asidir der, ceza verirler. Evet, iki vazife peşimizde görünüyor. Biri padişahın vazifesidir. Bazen biz onun angaryasını çekeriz ki bizi beslemektir. Diğeri bizim vazifemizdir. Padişah bize teshilat ile yardım eder ki talim ve harptir. Bakınız burada da vazife perver olan diğerini uyardı. Geçmiş temsil hikayeciklerde de böyle olmuştu. Bunu burada şimdi daha başka bir şekilde bağlayabiliriz.
büyük resmi gören vazifeperver nefer olduğu için ya da diğer temsillerde yine iyi tarafta duran olduğu için o büyük resme göre hareket eden diğerinin yanlışta olduğunu da o görebiliyor. Öyle ya, hani tam olarak büyük resmi görmedikten sonra kimin yanlışta, kimin doğruda olduğunu tayin edemezsiniz kendi parçanızdayken, kendi görenize hapsolmuşken. Ama bakış açınızı kaldırıp en baştan itibaren konuşursak, Bismillah'la bakarsanız, imanla yaşarsanız, ibadetle süreci işlemeye başlarsanız, namaza başlarsanız, bu bütüne bakışlar sizi kârdakini, zarardakini tayinde isabete götürür. Zararda olanı görünce de uyarma ihtiyacı hissedersiniz. Hani sen yanlış yoldasın diye. Yoksa diğer ötekini uyarmıyor. Çünkü zaten kendi durduğu yer pek de öyle milleti çağıracak bir yer değil. Karanlık bir yer yani. Diğer temsili hikayecilerde de bu vardı. Şimdi iyi yerde değilsin ki sen diğerini kendi tarafına çağırasın. Sen de zaten şeysin. Bir de bencilsin üstelik. Hodbinsin. Bencil insan zaten diğerini irşad etmeye çalışmaz, kurtarmaya çalışmaz. Ama öteki öyle değildi, Hüdabin'di. O kurtarmaya çalışıyor çünkü büyük resmi seziyor. Bu açıdan hani kurtarıcı olma fonksiyonunun iyi tarafta olana, iyi kardeşe, iyi yolcuya, iyi askere yüklenmesi de mantıklı. Çünkü büyük resmi o görüyor. Diğer şikemperver. Şikemperver ne demekmiş? Midesine düşkün. Şikemperver. Diğer şikemperver ve acemi nefer ise talime ve harbe dikkat etmezdi. O devlet işidir, bana ne derdi. Daim nafakasını düşünüp onun peşinde dolaşır, taburu terk eder, çarşıya gider, alışveriş ederdi. Bir gün muallem yani eğitimli arkadaş ona demiş, "Birader, asıl vazifen talim ve muharebedir. Sen onun için buraya getirilmişsin. Padişaha itimat et. Padişaha itimat et. O seni aç bırakmaz. O onun vazifesidir. Hem sen aciz ve fakirsin. Her yerde kendini beslettiremezsin. Hem mücahede ve seferberlik zamanıdır. Hem sana asidir der, ceza verirler. Evet, iki vazife peşimizde görünüyor. Biri padişahın vazifesidir. Bazen biz onun angaryasını çekeriz ki bizi beslemektir. Diğeri bizim vazifemizdir. Padişah bize teshilat ile yardım eder. Padişah bize teshilat ile yardım eder. Allah takvaya sarılanlarla ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir. Padişah bize teshilat ile yardım eder ki talim ve harptir." Yani gördünüz nasıl bağlanıyor ayet-i kerime, nasıl burada kıssanın içine yedirilmiş, bize hakikati anlatılıyor. Eğer insan varlığının doğru yerini, işte fıtratının gerektirdiği yerini, doğru vazifeyi tutturursa, orada bulunursa, önünde kapılar açılıyor. Çünkü zaten varlıkta olması gereken yer oluyor onun durduğu yer. Burada da asker sadece kendi vazifesiyle ilgilense, başka zahmet çekmesine gerek yok ki. Cihadına bakacak, talimine bakacak. Ama ondan cayarda kendi nafakasını kullanmaya kalkarsa, eğitim zamanı kalkıp kantine giderse bir tost yiyeyim, bir çay içeyim falan diye, bir sayarlar, sen eksik çıkarsan ne olur? Hadi bakalım, gelir ceza. Niye aldın ki bu riski? Veya işte orada verilen eğitimin sorulma zamanı geldiği zaman, harbe gittin, silah doldurmayı bilmiyorsun. Nasıl olacak? Hiç durmamışsın eğitimde, gitmişsin, yemişsin, içmişsin, gezmişsin. Nefsini kollamışsın, o işleri padişaha bırakmamışsın, devlete bırakmamışsın. Asıl zamanda da o eğitimsizliğin şeyini çekersin, ceremesini çekersin gibi gibi. Burada da ayet-i kerimeyle yine ilişkilendirirsek, insan takvaya ve kulluğuna dikkat ettiği zaman, yani ihsan makamının şuurunda olduğu zaman, muhsinunla da bağlayalım, o ihsan makamının şuurunda, Allah'ın gözetişinin farkında olduğu zaman, görüyormuş gibi ibadet ettiği zaman, görüyormuş gibi talim ve cihad ettiği zaman, o zaman elbette doğru şartlarda, kurallara uyarak
var olması, o kuralların sahibinin bütün gücünü onun yanına geçiriyor. Diyelim ki siz devletin kaymakamısınız, valisiniz. Eğer devletin kaymakamından, valisinden, askerinden beklediği düzenin içerisinde hareket ederseniz, devletin gücü sizin yanınızdadır, işleriniz kolaylaşır. İnsanlara sözünüzü de dinletirsiniz. Büyük işleri de çevirirsiniz. Yani bir insanın yapamayacağı çoğu işi çevirirsiniz. İnsanlar da size itaat eder, yardım eder vesaire. Ama devlet sana valilik işi vermiş, sen valiliği bırakmışsın, market açmışsın, satış yapıyorsun. Veya işte başka bir şekilde rızkını aramaya başlamışsın, yani valilik maaşına kanaat etmemişsin. O zaman ne olur? Bu sefer sürtünmeye başlarsın. Hem o görev için gönderildiğin bölgeyle, ahaliyle, hem de devletle sürtünmeye başlarsın. Yani varlık senin karşısına geçmiş gibi olur. Hani o temelin fıkrasında olduğu gibi ters yola girmiş. Yani radyoda diyorlarmış, dikkatli olun, bir araç ters yola girdi. O da bakıyor, karşısındaki bütün arabalar geliyor üzerine doğru. Ne birisi demiş, hepsi ters yolda bunların demesi gibi. Bakarsın ki ya alem senin tersine geliyor böyle. Neden? Çünkü sen olman gereken yerde değilsin. Şimdi bu temsili hikayecik özetle bize bunu anlatıyor. Eğer sen sana verilen görevin oradaki alanın içinde kalmazsan, oradaki hiyerarşiyi doğru tanımlamazsan, o zaman varlıkla sürtünmeye başlarsın. Allah'ın beraberliğini yanında görmemeye başlarsın. O cemali kolaylıkları göremezsin, celale dönüşür onlar. Zorlanmaya başlarsın. Evet. Acaba o serseri nefer, o mücahit mualleme kulak vermezse ne kadar tehlikede kalır anlarsın. İşte ey tembel nefsim, o dalgalı meydanı harp, bu dağdağlı dünya hayatıdır. O taburlara taksim edilen ordu ise cemiyeti beşeriyedir. Ve o tabur ise şu asrın cemaati İslamiyesidir. O iki nefer ise biri feraiz-i diniyesini bilen ve işleyen ve kebairi terk ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücahede eden müttaki Müslümandır. Diğeri rezzak-ı hakikiyi itham etmek derecesinde derdi maişete dalıp feraizi terk eden ve maişet yolunda rastgele günahları işleyen fasık-ı hasirdir. O talim ve talimat ise başta namaz, ibadettir. Ve o harp ise nefis ve heva, cin ve ins şeytanlarına karşı mücahede edip, günahlardan ve ahlak-ı rezileden kalp ve ruhunu helaket-i ebediyeden kurtarmaktır. Ve o iki vazife ise birisi hayatı verip beslemektir, diğeri hayatı verene ve besleyene prestij edip yalvarmaktır. Ona tevekkül edip emniyet etmektir. Metni bir okuyalım. Belki tefekkürün bir kısmı bir dahaki derse kalır. Evet, en parlak bir mucize-i sanat-ı samedaniye ve bir harika-i hikmet-i rabbaniye olan hayatı kim vermiş? Bakın, büyük resim nasıl görünür? En parlak bir mucize-i sanat-ı samedaniye ve bir harika-i hikmet-i Rabbaniye olan hayatı kim vermiş yapmış ise, rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de odur. Sen mi yarattın hayatı? Sen yaratmadığına göre herhalde bunun bütün kollanması da sende değil. Hani senin yaptığın o nevaleyi ağzına atmak, ondan sonra o vücudun içinde neler oluyor, o hangi hücreye nasıl gidiyor, bilgin var mı? Yok. O zaman şu elin ağzına atma kısmında da biraz tevekkül et ya. Yani madem bu kadar cüz'i bir vazifen var, bütünün sorumluluğu sendeymiş gibi havalara girme yani. Zorlama kendini, hırs yapma. Evet, en parlak bir mucize-i sanat-ı samedaniye ve bir harika-i hikmet-i rabbaniye olan hayatı kim vermiş, yapmış ise, rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de odur. Rızık, büyük resimde sadece bir parçadır, merkez değildir. Parçadır sadece. Hayat rızıkla mı beraber var oldu? Hayır. Hayat rızıktan önce vardı. Rızık hayata sonradan dahil oldu. Veya şöyle söyleyelim. Programında vardı ama süreçten içinde gelmeye başladı. Yoksa
sırf rızık vermekle cansız bir şeyi canlı yapamayız biz. Taşa ekmek versen taş canlanır mı? Olmaz öyle bir şey. Hayatı olacak ki rızıkla talep etsin. Rızık ve hayat beraber düşünülmüş. Bir resmin parçası. Hayatı kim vermiş yapmış ise rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de odur. Ondan başkası olmaz. Delil mi istersin? En zayıf, en aptal hayvan en iyi beslenir. Hem en aciz, en nazik mahluk en iyi rızkı o yer. Diyoruz. Burada duralım. Yukarıdaki paragrafa geri dönelim. Onu biraz inceleyelim. Yoksa süremiz yetmeyecek zaten. Yukarıya dönüyorum. Oradan biraz konuşalım. Sonra geri kalanını bir dahaki derse terk edelim. Çünkü burası da mevzu biraz değişiyor. İşte, ey tembel nefsim, o dalgalı meydanı harp bu dağdağlı dünya hayatıdır. Temsilde seferberlik zamanıydı, harp vardı. Bediüzzaman Hazretleri oradaki o benzetmeyle aslında dünya hayatını kastettiğini söylüyor. Dağdağlı yani karışık, dalgalı, olaylarla dolu, karmaşık, yani yarın ne olacağı belli olmayan bir şekilde diyor yani. O dünya hayatıymış. Dağdağlıya burada ne denmiş? Evet, karışık, gürültülü manası verilmiş. Meydanı harp dünya hayatıymış. Öyle mi? Ya hakikaten de öyle yani. Dünya hayatı her gün hırgür bir sürü şey oluyor. Hepimiz gündelik hayatın içindeyiz yani. O koşuşturmanın bir parça harbe benzediğini hepimiz biliyoruz. O taburlara taksim edilen ordu ise cemiyeti beşeriyedir. Burada niye tabur şeklinde söyledi? Bunun da yine işte yine bir ayet-i kerimeyle ilgisi olduğunu düşünüyorum ben. Hani sizi kabile kabile yarattık da yek diğerinize düşman olasınız değil, kaynaşasınız diye öyle bir ayet-i kerime var. Ben işte özetle manasını söylemiş oldum. O ayet-i kerimeye burada atıf var. İnsaniyet tabur tabur yaratılmış. Milletler birer tabur, devletler birer tabur, şehirler birer tabur, meslekler birer tabur. Daha ne diyelim, cinsler birer tabur. O fıtratlar mesela, hoş sohbetler bir tabur, ketumlar bir tabur, öfkeliler bir tabur. O şirinler gibi düşünün, Şirinköy gibi. Oradaki her bir karakterin aslında fıtratta bir karşılığı var. Ha, sırf bir şey üzerine değiller elbette. Ama hakikaten insanda bir tasnif var. Beraberlikte bir karmaşa görünüyor ama Cenab-ı Hak bizi farklı farklı yaratmış. Bu ne için? İşte ayette söylendiği gibi diğerimize düşman olalım diye değil, aramızda tanışıklık oluşsun diye, kaynaşalım diye. Nasıl oluyor bu? Ya ben mesela Ahmet'im değil mi? Ahmet oluşumu nasıl biliyorsunuz? Bu yüzle, bu kalıpla, bu sesle, işte varsa özel bir miyim onunla, bununla ben Ahmet oluyorum. Yani bana Ahmet diye tayin edip tanışmanız bununla mümkün oluyor. Mahmut da öyle, Mehmet de öyle. Ayşe de öyle, Fatma da öyle. Eğer hepimiz bir tip, bir ses, bir renk, bir konuşma, bir mimik olsaydık, kim kimle tanışmış, kim kimin dostu arkadaşı olmuş, bir isim olsaydık, bu şey aramızda olmazdı. Farklılıklar, evet bir anda bizi farklılaştırıyor, aramıza mesafe koyuyor. Ama o mesafeyi de aşılabilir yapıyor. Ben Mehmet'i ayrı, Mahmud'u ayrı, Ali'yi ayrı tayin edebiliyorum ondaki farklılıklar sayesinde. Tanışabiliyorum, etkileşime giriyorum. Eğer hepimiz bir olsak, aynı olsak zaten birbirimize gitmemize gerek yok. Bunu şey gibi düşünün. Atıyorum iki ülke var. İkisi de aynı şeyleri üretiyor. Aynı sanayiye sahip. Aynı kalitede işte şeyleri var. Kumaşları, teknolojileri vesaire. Bu iki ülke birbiriyle niye ticaret yapsın ki? Zaten aynısı var hepsinde. Ama diyelim o iki ülkeden birisinde gıda çok üretiliyor, diğerinde teknoloji üretiliyor. Ne oluyor? Aralarında şey oluşuyor. Onunla gıda lazım, buna teknoloji lazım. Alver oluşuyor, etkileşim oluşuyor. Tabiri caizse la teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak da bizi böyle farklı fıtratlarda yaratmış ki aramızda alver olsun, bir etkileşim olsun. Sen ona imren, o sana imrensin. Sen onun işte şeyine meylet. Bak ne güzel işte şunu örmüş falan, şundan bir ben de alayım, bir tane çocuğa alayım falan de. O da desin ki ya bunların da ne güzel yazdıkları kitaplar var, işte o kitaplardan ben çocuğuma alayım falan. Bak ha, böyle bir etkileşim oluşsun, git gel oluşsun, al ver oluşsun.
Böylece tanışıklığımız artsın. O taburlara taksim edilen ordu cemiyeti beşeriyedir. Hakikaten cemiyeti beşeriye böyle tabur taburdur. O tabur ise şu asrın cemaat-i İslamiyesidir. Yani o taburlardan birisi de bu asrın Müslüman cemaati. O iki nefer ise birisi feraiz-i diniyesini bilen ve işleyen ve kebairi yani büyük günahları terk eden, günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücadele eden müttaki Müslümandır. Yani takva ehli Müslüman. Birisi oymuş. Diğeri Rezzak-ı Hakiki'yi asıl rızık veren, Rezzak-ı Hakiki asıl hakiki rızık veren demek, itham etmek derecesinde derdi maişete dalıp feraizi terk eden ve maişet yolunda rastgele günahları işleyen fasık-ı hasirdir. Ya bu da mesela işte çok var. Adam diyor ki ya işlerim o kadar yoğun ki namaz kılamıyorum. İşte Rezzak-ı Hakiki'yi itham ettin sen. Sen namazını kılsan o sana o rızkı vermeyecek miydi? Bak güvensizlik var. Ben diyorsun o zamanı ayırsam bu rızık bana gelmezdi. E nasıl oluyor? Nereden biliyorsun yani? Bunun şeyi nereden vardın? Bu bir itham. Cenab-ı Hakk'ı itham etmiş oldun. Namaza ayıracağın bir saati ayırırsan rızkının gelmeyeceğini sana kim söylüyor? Namaz kılanların beslenemediğini kim söylüyor? Ama işte bu bizde çok var. Ya işte işim çok yoğundu. Namaz kılmaya fırsat bulamadım. Ya işler çok yoğun. Elemana izin vermedim cumaya gitmesine. Niye? O iş de Allah'ın elinde değil mi yani? Hani bir itham, her türlü bir itham var bunda. Sen o zamanı almakla Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi yanlış yaptığını düşünmüş oldun. Şimdi Cenab-ı Hak onu tayin etmiş. Senin işini bilmiyor muydu yani öyle yoğun olduğunu? Tayin ettiğine göre demek ki o yoğunluğa rağmen bunu yapman lazım diye tayin etmiş. Sen onu yaptığın zaman, o tayinle oynadığın zaman velev ki şuurunda olmasan da bir itham var bunun altında. Yani Allah'ım sen bunu emrettin ama şartlarımızda şey, sanki Cenab-ı Hak ezeli ebedi Allah, alim-i hakim senin o şartlarını görmedi yani. Bakınız nasıl, nereye gidiyor? Arka planda böyle şeytan neler sokuyor onun altından bize bir alışkanlık olarak. Bu da bir şey oluyor bizde. Ne diyelim? Bir düşünüş olarak hayatımıza dahil olmaya başlıyor daha sonra. Bir anda insan ateist olmuyor ki, bir anda insan kafir olmuyor ki. Nasıl oluyor süreç? İşte önce böyle şeylerle başlıyor. Gevşekliklerle başlıyor. Sonra o gevşeklik alt şuur oluşturuyor. Şuur altı, bilinçaltı dediğimiz şey. Daha böyle statik bir alanda siz bazı şeyler sanrılıyorsunuz, kurmacalar. Sonra o kurmacalar sizde fikir şeyini tahrik ediyor, fikir üret. Bir meşruiyet alanı oluştur. O lemalardaki, ikinci lemadaki şey, adam günah işliyor. İşlediği günaha melekler şahit olsun istemiyor. Allah şahit olsun istemiyor. Yani birisi bir şey söylese ki ya Allah aslında görmüyormuş bizim işlediklerimizi. Hemen aa tamam ya zaten öyle olması lazım. Bak niye? İstemiyor zaten. Bir arzu olarak vardı o onda. O istemediğine malzeme ne kadar delilsiz de olsa, zayıf da olsa kapılıyor ona. O arzuyu da oluşturmamak lazım demek ki altta. Tevbe ile çabuk kapamak lazım o yarayı. O iki nefer ise biri feraiz-i diniyesini bilen ve işleyen ve kebairi terk ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücadele eden müttaki Müslümandır. Diğeri Rezzak-ı Hakiki'yi tam etmek derecesinde derdi maişete dalıp feraizi terk eden ve maişet yolunda rastgele günahları işleyen fasık-ı hasirdir. Efendim, şimdi buraya kadar konuşmuş olalım. Süremiz yetmedi, bir saate de ulaştık. Cenab-ı Hak inşallah yarın bu dersin tamamını görebilmeyi, okuyabilmeyi, tefekkür edebilmeyi bize nasip eylesin. Dediğim gibi bir ayeti kerimeydi yolumuzun başlangıcı. Onu teberrüken tekrar okuyayım, Fatiha vereyim. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Kısa bir mealde şöyleydi. Şüphesiz ki Allah takvaya sarılanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir. Nahl suresinin 128. ayetiydi. Bu ayetin tefsirini şimdi okuyoruz. İnşallah yarın da o tefsiri itmam edeceğiz. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.
Ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.